Arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. İşte o beklediğiniz canavarı artık test etmenin zamanı geldi. Bakalım bu canavar bize neler sunuyor ve hangi oyunları hangi performansta kaldırıyor? Yani ben kefilim. Fiyat performans ürünü dedim. Güvendi markasında durdum. Buyurun sizlerle efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şu anda bu videoyu izleyen büyük ihtimal herkes açıklama kısmında bu bilgisayarın giveaway'ini görebilecek. Ve tabii bu bilgisayarın yanında bir ton daha giveaway'imiz olacak. Belki ekrana bir yere de çıkartabilirim şöyle. Ama bütün detaylı linkler açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Bu giveaway'in yanı sıra arkadaşlar, bu giveaway bitene kadar şu anda benim size tanıtacağım bilgisayarın indirimi giveaway sonuna kadar sürecek. Haberiniz olsun, bunu da söyleyeyim. Dedim bu kadar böyle bilgisayar yapıyoruz, bir tane giveaway yapalım. Onun dışında herkese bir indirimimiz olsun. Bu bilgisayar alanının yanına oyun hediye edeceğiz vesaire. Hani çok duyurum var. Hepsini videoda da bahsedeceğim. Sıradan zaten gideceğiz. Şimdi oyunlara geçmeden önce birkaç tane özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar bilgisayarın. X serisi olduğu için arkadaşlar işlemcide siz ne kadar iyi bir soğutma kullanırsanız, ne kadar çok soğutursanız o kadar daha iyi performans alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şunu soranlar olmuş. Abi anakartta overclock yapılmıyor ama işlemcide yapılıyor. Acaba bunu farklı bir yollardan kısıp veyahut da artırıp daha iyi bir performans alabilir miyiz diye sorular gelmiş. Buna da hemen şöyle bir cevap vereceğim. Sadece overclock yapılır yapılmaz kafasında anakart ve işlemcilere bakmayın. Bu işlemci 1300'e göre çok daha güzel bir performans verdiği için, uyum sağladığı için zaten biz böyle bir sistemi oluşturduk. Emin olun bundan daha ucuz parçalar var. Farklı markaların vesaire. Ama gereken kalite yok arkadaşlar. Yani ben güvenmiyorum. Bilinir markalar olsun istedim. Güvenilir markalar olsun istedim. Bazı markalar da sağ olsun bize destek oldu bu konuda. Nvidia olsun, Asus olsun, AMD olsun, onlara da buradan çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir şey yapıyoruz burada şu anda. Hem sizler için çok uygun, iyi fiyatta güzel bir performans bilgisayar oluşturduk. Giveaway'ini yapıyoruz. Ürünün indirimli fiyatını vesaire koyduk. Başka bir yerde bulamazsınız. Parçaları ayrı ayrı toplasanız bile daha indirimli. Bunların hepsini teker teker altını çizerek söylüyorum. Çok detaylı bir video çekiyorum. Tekrardan söylüyorum. Umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz. Anakarta gelecek olursak arkadaşlar, daha sonradan SSD vesaire takabiliyorsunuz bu anakarta. Soketi var, yerimiz var. Haberiniz olsun. Geliştirebiliyorsunuz bu bilgisayarı. SSD'siz çünkü şu anda satış olan konsept. Haberiniz olsun. Üstüne benim bildiğim ekstra olarak RAM de takabiliyorsunuz. Çünkü soket fazlalığı da var. Üstüne RAM de ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar Asus ekran kartına gelecek olursak biliyorsunuz ROG Strix kullandık bunda. Normale göre diğer ürünlere vesaire parçalara göre daha fazla bir soğutması güçlü, haberiniz olsun. Ve bu ekran kartı daha fazla soğutma olayını, daha fazla fan dönüş olayını kendine göre ayarlayabiliyor. Yani bilgisayarı daha böyle bir sakin kullandığınız zaman daha sessiz kafa dinleyebileceksiniz. Haberiniz olsun, onu da altını çizerek söylüyorum. Bu bilgisayar hakkında ben size böyle bilgi vesaire verirken bütün yetkililerle de konuşup gayet güzel, düzgün, doğru şeyleri size aktarmak istedim. O yüzden notlara vesaire arada bakıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi oyunlara geçmeden önce çok kısa daha bir şeylerden bahsedeceğim. Bu bilgisayarı aldığınız zaman arkadaşlar ilk 20 kişiye biliyorsunuz PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds oyununu ilk 20 kişiye hediye ediyoruz. Haberiniz olsun. Bu bilgisayarı alan herkese Quake Champions hediye ediyoruz. Steam'den de bakabilirsiniz. Quake zaten eskiden çok efsane olan bir oyun. Ve şu anda da yenisi çıktı. 90 TL değerinde. Ama bunu alan herkese hediye ediyoruz. Haberiniz olsun. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Zaten bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bu zaman dilimi tutulacak veyahut da işte tamam bakayım video saat 8'de yayına girmiş. Adam saat 9'da bilgisayarı almış. Tamam, demek ki bu kişi alacak. İlan yayında, fakat şu andan itibaren resmi duyurusunu yapıyorum. Giveaway'dir, işte bilgisayar performansıdır vesaire. Yani bu bilgisayarın canı kalbi şu anda bu video gibi olacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi geçelim yavaştan oyunlara. Arkadaşlar ufak bir not, çok önemli bu. Video ile alakalı bir not. Normalde bilgisayarın görüntüsünü Elgato ile vermeye denedim. Ve yaklaşık 1 saatlik çekimim çöp oldu. Ben konuşmuşum. Sadece masaüstüne takılı bir ekran kayıt almış. Ve ben oyunda aldığım FPS değerlerini maalesef Elgato ile size iletemedim. Yani bilgisayarın performansından düşmeden bir şekilde görüntü veremedim.
O yüzden direkt kendi kameramla oyun kaydını monitörün önüne gelip alıp çekmeye çalıştım. Anca o geldi elimden ki size gerçek doğru verileri göstermek için. Ara sıra yerlerde FPS'lere zoomladım. Zaten orada görebildiğiniz kadar her şeyi görebildiniz. Onun için de kusura bakmayın, maalesef kötü bir talihsizlik oldu ve benim de bir saatlik emeğim orada boşa gitti. Bu şekilde telafi edelim. Hadi geçelim yavaştan oyunlara. Bilgisayarımıza bir ad verelim ve bu bilgisayardan memnun kaldınız mı? Ona göre daha güzel bir sistemler için çabalayalım mı? Yorumlarda lütfen bunlardan bahsedin ve beğeni tuşundan da lütfen özen gösterip iyi ise beğenirseniz ben de bu rakamlara göre devamını getirmeye çalışayım efendim. Evet arkadaşlar, geldik LoL'e canım benim. Sevdiğiniz, bayılarak oynadığınız bu oyunun şu anda base'inde yaklaşık 250 FPS alıyoruz. Teleportumu atıyorum hocam. Minyonlar gelince, karşı takım gelince illaki FPS düşecek. Ama bu bize asla takılacak bir bilgisayar, asla kötü bir performans alacağımız, oynayamayacağımız, daglanacağımız bir sonuçla karşılaştırmıyor. Canım, canavarım. 140 FPS'lerde dolaşıyoruz. Farm alıyoruz. Yani şu ekrandan daha öte ne olabilir? 5 kişinin birbirine girip en fazla ultileri atması demek. Ben sanmıyorum 100 FPS'in altına düşeceğine. Lobide bu oyunda alabileceğiniz en düşük FPS'i alırsınız. Her zaman söylüyorum. Çünkü bütün herkes, bütün bağlantı, bütün karakterler aynı yer içerisinde. Uçağımız geldi. Gidiyoruz. Şu anda bir inelim. Burada adam var mı bilmiyorum ama nasıl bir yere indim? Lan gayet ismi vardı buraya inerken. Aha, silah buldum ha. Silah buldum ha. Aman aman ha. Yani şimdi bu bir inceleme videosu olduğu için benim birinci olmam vesaire beklemeyin. O kadar gidip uğraşmayacağım. Yani ben şöyle bir FPS'i göstermek istedim. Tarıyorum mesela. Bazıları diyor abi bir sprey atmaya başlıyorum, bilgisayar çöküyor. Ananın avradı kayıyor, eğimeyim oluyor. Şöyle hızlı hızlı tarayayım. Efekt göstereyim. Bak 60'ın altına düşerse iade. O kadar da değil ama gördüğünüz üzere akıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda oyundayım. Ekran ne kadar parlıyor sizde, ne kadar güzel gözüküyor bilmiyorum ama büyük ihtimal ışıktan kaynaklı bir sorun var şu anda. Yani ikisinde rengine direkt netleştiremiyor oyun. Kamera vesaire. Şimdi gördüğünüz üzere hocam normal botlar. 5v5 bir maç atıyorsunuz. Şundan bahsedeceğim. Ha, normal böyle 5v5 bir maç atıyorsunuz. Botlar vesaire bir sıkıntı yok. FPS'imizi görüyorsunuz. Şu şeyden bahsedeceğim. Ayarları göstereyim bir. Oyun ayarları. Şey, görüntü ayarları pardon. Şimdi görüntü ayarları bu şekilde. Neden diye soracak olursanız, hani zaten CS:GO'yu bu ayarlarda oynuyoruz. Herkes, profesyonel oyuncular bile dahil, ultra ayarlarda vesaire adam göremiyor diye almıyorlar. Yani FPS'imizin ortalama böyle bir dönüş vesaire kapışma seviyesi, hani gördüğünüz üzere bu seviyelerde. Kaç mesela? 150'nin altına düşmüyor ve takır takır oynuyoruz. Hani ve 150'nin altına düşmemesinin olayı da şey. Anakart arkadaşlar. Şu anda AMD işlemcimizin takıldığı anakart. AMD'nin vermiş olduğu bir söz var. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 senesine kadar, yani şu anda hali hazırda olan işlemcileri ve yeni çıkacak AMD işlemcileri bu anakart destekliyor. Yani soket desteği var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Sen bu bilgisayara
yeni sistem kurmadan işlemcisini güçlendirebiliyorsun. RAM'ini arttırabiliyorsun. SSD'yi takabiliyorsun. Lan zaten normal bir bilgisayarda işlemciyi değiştirmek için anakart değiştirmen gerekir. Anakart değişince otomatik olarak RAM'ler değişir. Çünkü her yeni çıkan soketlerde vesaire bu sıkıntıyı yaşarız. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Yani yapabileceğimizin en iyisini sizler için yapmaya çalıştım. Ve emin olun ki canı gönülden söylüyorum. Bu bilgisayardan satılınca ben prim falan almıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Hani size söz veriyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü zaten bu parçaları etrafta daha da ucuza alamazsınız. Çok da indirim yapılmış. Sadece bu proje için özel gelmiş ürünler var yurt dışından. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video size yararlı olmuştur. Umarım bütçenizi daha sağlıklı bir şekilde harcamış olursunuz bu videodan sonra. Yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü bu kasa videoları acayip dönüyor. Bizim Mezdeke grubumuz var Facebook'ta. Orada acayip dönüyor. Yani önüne alamıyoruz. Sürekli bu kasayı mı alayım, şu kasayı mı alayım, bu kas artık bunlara bir son. Ay, kendim bir şey hissettim böyle. Nasıl diyeyim, bir şey. Adaleti getirdim bilgisayar konusunda gibi hissettim. Dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Lütfen yorumlara dediğim maddeleri yazmaktan çekinmeyin. Ayrıyeten bu videoyu beğenirseniz ne kadar iyi bir iş yaptığımı göstermiş olursunuz. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olup ayrıyetten yandaki çandaki tıklayıp bildirimleri de açarsanız ben kanala her video attığımda haberdar olursunuz efendim. Bu videoda bana destek olan bütün markalara, menajerime, herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım hayırlı bir iş olmuştur diyorum. Hayırlı bir kasa oluşturmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.